TFF 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı 8 Ocak 2022'de 20. hafta ile başladı. 8-10 Ocak arasında oynanan 20. haftanın toplu sonuçları şöyle. Samsunspor'un 20. haftayı bay geçtiği ligin ikinci yarısının ilk haftasında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alınırken toplamda 25 gol atıldı. İlk haftada 8 Ocak'ta 4 karşılaşma oynandı. Bandırma Spor'un evinde Denizli Spor'u ağırladığı haftanın en gollü maçında yüzü gülen taraf Denizli Spor oldu. Denizli Spor'un ilk 35 dakikada 3-0 geriye düştüğü maçta Denizli Spor 48, 51 ve 65'te bulduğu gollerle önce eşitliği sağladı, ardından 90+5'te bulduğu golle Bandırma Spor'u yenerek tam 6 hafta sonra sahadan galip ayrılmış oldu. Bu arada 1. Lig'de 2022'nin ilk golü Denizli Sporlu oyuncudan geldi. Hakan Cinemre 22. dakikada kendi kalesine attığı golle hem 2022'nin hem de ikinci yarının ilk golünü atmış oldu. Haftanın ikinci açılış maçında lider Ümraniyespor evinde Kocaeli Spor'u 90'da attığı tek penaltı golüyle geçerek ikinci yarıya 3 puanla başlamış oldu. Günün 3. maçında Adana Spor 54'te 10 kişi kalan rakibi Bursa Spor'u 3-1 ile geçerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Cumartesi gününün son maçında Ankara Gücü evinde Tuzla Spor'u ağırladı. Bu hafta Ankara Gücü de Ümraniye gibi son dakikalarda bulduğu tek golle rakibini geçerek ikinci yarıya 3 puanla başlamış oldu. Bu arada Tuzla Spor'un 76'da 10 kişi kaldığını da hatırlatalım. 1. Lig'de 9 Ocak Pazar günü de 4 karşılaşma oynandı. Erzurumspor 2. yarının ilk maçında evinde Menemen Spor'la 1-1 berabere kalarak rakipleri Ümraniye Spor, Ankara Gücü ve Eyüp Spor'un 3'er puan aldığı 20. haftayı 1 puanla kapatmış oldu. Manisa Futbol Kulübü 2. yarının ilk maçında evinde İstanbul Spor'a 2-1 yenilerek 6 haftalık yenilmezlik serisini de bitirmiş oldu. İstanbul Spor ise sezonun 9. galibiyetiyle playoff hattına girmiş durumda. Bolu Spor evinde Balıkesir Spor'u 45'te bulduğu tek golle geçerek 2 hafta sonra yeniden hanesine 3 puanı yazdırdı. Pazar gününün son maçında Eyüp Spor 49'da Umut Bulut'un attığı tek golle rakibi Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup ederek ikinci yarıya keyifli başlamış oldu. 20. haftanın son maçı 10 Ocak Pazartesi günü oynandı. Haftanın son maçında gol düellosu yaşandı. Altınordu'nun golüyle başlayan maç düellosunda son söz 77'de Keçiören'den geldi. Keçiören Altınordu'yu deplasmanda 3-2 yenerek 3 hafta sonra yeniden galip geldi. Altınordu ise 3 haftalık galibiyet serisini 20. haftada bozmuş oldu. İkinci yarının ilk haftası sonunda oluşan puan tablosu şöyle. Ümraniyespor 42 puanla ligin 2022'nin ilk haftasını da lider olarak kapattı. Ümraniye'yi 39 puanla Ankara Gücü, 37 puanla Büyükşehir Belediye Erzurum ve 35 puanla Eyüp Spor takip ediyor. Bandırma Spor 5. 30 puanla İstanbul Spor 6. 29 puanla Adana Spor 7. Bu haftayı bay geçen Samsun Spor 27 puanla 8. sırada. 26 puanda kalan Gençler Birliği 9. 24 puanlı 3 takımdan Bolu Spor 10. Tuzla Spor 11. Kocaeli Spor ise 12. sırada yer alıyor. 22 puanlı 4 takımdan Keçiören Gücü 13. sırada, Manisa Futbol Kulübü 14. ve Menemen Spor 15. sırada yer alıyor. Küme hattında bu haftanın tek kazananı Denizli Spor oluyor. Kümede 22 puanlı Altınordu 16. 19 puanlı 2 takımdan Bursa Spor 17. Denizli Spor 18. sırada. 8 puanlı Balıkesir Spor ise ligin son sırasına demir atmış durumda. Hatırlanacağı üzere son 4 takım
2. lige düşecek, 2. ligden ise 3 takım 1. lige çıkacaktır. Birinci ligde 21. hafta 14 Ocak Cuma, 15 Ocak Cumartesi, 16 Ocak Pazar ve 17 Ocak Pazartesi günü oynanacaktır. Birinci ligde 21. haftayı bay geçen takımımız Boluspor oluyor. Böylelikle 1. Lig ile ilgili paylaşımımızın sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, hoşça kalın.